Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere herkese ücretsiz kostüm ve karakter veren yeni mücadeleyi ve bu mücadeleyle ilgili detayları göstereceğim. Bu tarzda videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve hemen videoya geçin. Ve sizlere yeni mücadeleyi göstermeden de önce dükkanımda en sanlar abi içerik ve destek bölümünden ustayı destekleyerek yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Yani bildiğiniz gibi geçenki videoda ortaya bir iddia atmıştım ve o videoya 5000 like geldiği takdirde bugünkü videoda Çilingir kit kostümünü alacağımın sözünü vermiştim. Ve siz o videoya 5000 like'den çok daha fazla bir like sayısı attınız ve iddiayı kazanmış oldunuz. Hatta video trendlere falan da girdi arkadaşlar. Hepinize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum ve benim de bugün sözümü tutma vaktim abi. Hazır ustayı da desteklemişken buradaki Çilingir kit kostümünü sözümü tutaraktan da 5000 mücevher karşılığında bir laps diye abi direkt döndürerek alıyorum abi. Gayet güzel bir kostüm vardı. Biri varmış biri yokmuş. Kostüm abi kitin de net en iyi kostümü. Şöyle de yanına verdikleri varmış. Ve şöyle arkadaşlar bendeki kit kostümlerini görüyorsunuz. Bende bütün kit kostümleri var. En iyisi kesinlikle Çilingir kit kostümü abi. Ve zaten 35 rütbeydi benim karakterim. O yüzden çok da güzel duracaktır. Şöyle rozetlerinde arkadaşlar şunun yerine sanırım Çilingir kit kostümü rozetini de alabiliriz diye düşünüyorum abi. Gayet güzel oldu böyle üçlü rozet seti. Şöyle de hemen kostümü seç diyelim de videonun sonuna da arkadaşlar bu kostümle maç yapıp kostümü de test edeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız. Yani hazırda iddiayı siz kazanmışken ortaya bu videoda yeni bir iddia dağıtmak istiyorum ve eğer ki bu videoya da 5000 like gelirse bir sonraki videoda bu ekranda gördüğünüz Karanlık Kale Pearl kostümünü abi satın alacağım. Bakalım bu sefer de videoya 5000 like atıp iddiayı kazanarak bana buradaki kostümü de aldırabilecek misiniz? Bunu da göreceğiz. Evet, sıra geldi. Mücadele detaylarını Supercell'in bizlere verdiği metin üzerinden sizlere anlatmaya arkadaşlar. Yeni mücadelemizin ismi abi dehşet verici mücadele diye geçecek ve ben mücadeleyle alakalı görselleri de şu an ekrana koyuyor olurum arkadaşlar. Oradan da anlattıklarımı görsel olarak da takip edebilirsiniz ve 24 Ekim'de yani bu Perşembe günü mücadele başlayacak ve 31 Ekim tarihinde de mücadele sona erecek. Yani 7 günlük bir mücadele olacak arkadaşlar ve mücadele arkadaşlar 4 etaptan oluşurken etap başına da 3 tane galibiyet almamız gerekecekmiş. Yani totalde 12 galibiyetlik bir mücadele olarak da düşünebilirsiniz bu mücadeleyi. Birinci etapımızdaki oyun modumuz ise elmas kapmaca son durak haritası olacakmış ve 3 galibiyet daha alırsak ikinci etap olan bounty yani ödül avı etabına geçecekmişiz ve ödül avı haritamız ise sığınak haritası olacakmış ve buradan da 3 galibiyet alırsak soygun etabına geçecekmişiz arkadaşlar ve haritamız ise güvenli bölge haritası olacak. Ve sonrasında buradan da 3 galibiyet aldığımızda son etap olan yani 4. etap olan knockout etabına geçeceğiz ve buranın haritası ise açıkta olacak ve buradan da yine 3 galibiyet alırsak mücadeleyi bitirmiş olacağız abi. Mücadelenin ödülleri ise arkadaşlar şu şekildeymiş. 1. aşamada yani 1. etapta yani bu elmas kapmacadaki 3 galibiyeti alırsanız 1 tane Staridius kazanacakmışsınız. 2. etapta abi yine 3 tane galibiyet alırsanız 2 tane Staridius kazanacakmışsınız ücretsiz bir şekilde. 3. etapta yani soygunda 3 tane yine galibiyet alırsanız 3 tane Staridius'ini ücretsiz alabilecek misiniz ödül olarak ve 4. yani knockout'ta da yine 3 galibiyet daha alırsanız arkadaşlar bu 4. aşamamızda etapımızda 4 tane de yine ücretsiz Staridius kazanabiliyor musunuz? Ve eğer ki de arkadaşlar mücadeleyi biz bitirebilirsek yani 12 galibiyeti alabilirsek de mücadele ödül olarak bizlere yeni kostümlerimizden biri olan ürkütücü gaz kostümünü de ücretsiz bir şekilde bu mücadele bizlere veriyor abi. Ve ekstra Supercell'in bizlere verdiği nokta şöyle yazıyor arkadaşlar. Kostüm gelmeden önce de arkadaşlar gaz karakterini de bizlere verecekmiş abi. Bu mücadeleyle beraber yedek ödül yok denmiş ve 4 tane can hakkımız varmış arkadaşlar. Galiba bu mücadelede öyle yazıyor. Yaşıyor 4 diyor. Yani can hakkı 4 diyor. Yani 4 tane kaybetme hakkımız olacak bu mücadelede ve 2 tane ekstra yaşam hakkı alırsanız yani 2 tane ekstra can alırsanız bunun maliyeti 9 elmas olacakmış ve maksimum 10 ekstra can alabiliyor musunuz arkadaşlar bu mücadelede. Bütün bilgiler mücadeleyle alakalı bu şekildeydi. Dehşet verici mücadelesi abi. Ve 24 Ekim'de gelip 31 Ekim'de bitecek kısacası. Ve dediğim gibi toplamda 10 tane rastgele Staridius'ini bizlere ücretsiz bu mücadele verecekken ayrıca ekstra olarak da ürkütücü gaz kostümünü ve eğer ki gaz karakteriniz yoksa da bu mücadeleyi bitirdiğinizde ürkütücü gaz kostümünden önce de direktmen gaz karakterini de bizlere ücretsiz bir şekilde verecek abi bu mücadele. Ve dediğim gibi 4 tane can hakkımız var ve 2 tane ekstra can için 9 elmas vermemiz gerekiyor ve maksimumda 10 tane ekstra can alabiliyoruz arkadaşlar bu mücadelede. Mücadeleyi nasıl buldunuz yorumlara da yazmayı unutmayın ve şu mücadeleyle birlikte herkese ücretsiz verilecek olan ürkütücü gaz kostümünü de isterseniz sizlere bir göstereyim bir test edelim. Nasıl bir kostümmüş hem görmüş oluruz. Evet, ürkütücü gaz kostümüne de bir geldik arkadaşlar. Kendisi bu arada süper ender bir kostüm. Yani uzun zamandır da bildiğiniz gibi oyuna bir mücadele gelmiyordu. Daha doğrusu mücadele geliyordu ama yani bir herhangi karakter veren veya kostüm veren mücadeleler eskisi gibi oyuna gelmiyordu. Böyle uzun zamandan sonra kostüm veren bir mücadele
Ben'in de oyuna gelmesi gerçekten çok tatlı oldu diye düşünüyorum ki gerçekten de güzel bir karaktere geldi. Ayrıca hem karakteri veriyor abi mücadele hem de kostüm veriyor. O yüzden ekstra önemli bir mücadele olarak görüyorum ben abi. Bu mücadeleyi dediğim gibi gası olmayanlar da eğer mücadeleyi bitirirse ürkütücü gaz kostümü gelmeden önce hemen gasın kendisini alacak. Sonrasında ürkütücü gaz kostümünü alacak. O yüzden hem karakter hem de kostüm veren hem de ekstra 10 tane de sarı DC veren bu mücadele gerçekten ilaç gibi geldi uzun zamandan sonra. Kostümü dediğim gibi süper ender bir kostüm var arkadaşlar. Kostümün genel olarak dış görünüşü bu şekilde. Bu arada kostüm limited bir kostüm. Yani arkadaşlar bu mücadeleyle birlikte aldınız alamazsanız sonra oyuna bir sonraki senenin Cadılar Bayramı'nda gelecek bir kostüm abi. O yüzden özel de bir kostüm bizlere ücretsiz vermesi Supercell'in baya baya sağlam. Kral bir hareket. Buradan Supercell'e de tebrik edelim. Hemen kostümü de deneyelim. Şimdi kostümün arkadaşlar atış efektleri falan bu şekilde bakın. Hayalet'te özel vuruşu patladığında bu şekilde görünüyor. Vurduğumuzda abi yerde şöyle acayip acayip şeyler çıkıyor. Ben çok beğendim arkadaşlar bu arada kostüm. Bakın bu şekilde bir kostüm abi. Ben bayağı beğendim arkadaşlar ya. Hani herkese oynattır bakın. Ultisi de bu şekilde. Ses efektleri de var ya. Böyle değişik değişik korkutucu ses efektleri var. Cadılar Bayramı'na uygun olacak şekilde. Ben bayağı beğenmiştim arkadaşlar. Sneakpeak'lerde falan da sizlere bu kostümü bayağı bir övdüm diye hatırlıyorum ben. Ve hani bu kadar övdüğüm bir kostümün ücretsiz olarak mücadeleyle herkese verilecek olması ve ayrıyeten gasın da verilecek olması gerçekten müthiş bir haber diye düşünüyorum. Ulti efekti de bu şekilde bir kostümün. Bence 10 numara 5 yıldız Supercell iş yapmış abi. Uzun zamandır da dediğim gibi bu şekilde kostüm veya karakter veren mücadeleler neredeyse 1,5-2 yıldır gelmiyordu. Böyle bir şeyin de uzun zaman sonra gelmesi gayet tatlı oldu diyelim ve bu kostümle beraber verilecek bir rozet var mı oraya bir bakayım. Şöyle bir rozetlere de baktığımda bu kostümle beraber evet arkadaşlar şöyle de bir rozet verilecek bizlere bakın. Bu şekilde bir rozete de sahip abi bu kostüm gayet de güzel bir rozete de var arkadaşlar. Bence çok tatlı çok 10 numara bir iş yapmış Brawl Stars abi. Bu mücadeleyi oyuna getirerek dehşet verici mücadele dediğim gibi 24 Ekim. Yani perşembe günü oyuna eklenecek. Şimdi de isterseniz video başında aldığımız Çilingir kit kostümünü arkadaşlar söz verdiğim gibi bir maç ataraktan test edeyim. Bakayım nasıl bir kostümmüş hep beraber de onu da görmüş olalım videonun sonuna gelirken. Ben kostümü denerken arkadaşlar sizler de mücadeleyi nasıl bulduğunuzu videonun yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Dediğim gibi mücadele 24 Ekim'de başlayacak ve bu mücadeleyle beraber herkese ücretsiz 10 tane rastgele stradiyesi, bir tane gaz karakteri, bir tane de gaz kostümü verilecek. Süper ender kostüm arkadaşlar. Yani uzun zamandır 1,5-2 senedir falan böyle bir mücadele oyuna gelmiyordu. Hani ne karakter veren ne de kostüm veren mücadele oyuna gelmiyordu. Bir seneyi aştı yani. İkisinin birden verilen bir mücadelenin oyuna gelmesi bence inanılmaz iyi oldu. Supercell'den bunların devamını bekliyoruz ve Çilingir kit kostümü de denemeye başladık hocam. Hocam bir saniye ama yani ne yapacağız biz böyle? Yardım etsene. Larry Lover yardım etsene babacım. Öldürüyor adam beni. Alo. Neyse şöyle bir rozeti var arkadaşlar. Atış efekti şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben kostümü bayağı bir beğendim onu söyleyeyim. Abi şu an herkese ben alırsam nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa efendim. Bana bir anlatın bunu. İyi bir sıkıntı ya. Bibi ne yapıyorsun? Al lan onu. Bibi al. Bibi al adamsın bize. Ne yapıyor abi? Aptık mı? Aptık mı? Hop! Lan yapabilseydim. Yapabilseydim. Keşke yapabilseydim. Attın hadi. Lütfen at. Lütfen at. Atamadı bak gördün mü? Alacağım. Atamadı. Hop! Babalar gibi yetiştim yetiştim geldim. Şunu alalım oğlum gel. Babay. Babay. Tamam ben de aldım onu. Hadi gol birader hadi. Ya bence arkadaşlar kitin zaten bir tane Brawl Pass kostümü vardı. Onun haricinde çok böyle iyi bir kostümü yoktu ki ben onu da beğenmiyorum. Çok biçimsiz duruyor bence Brawl Pass kostümü kitin. O yüzden bu kostüm bence kitin net en iyi kostümü. Beğeniyorum yani. Hadi oğlum hadi getirin topu hadi. Hadi aldık attık golü. Baba hareketlere bak. Bak oğlum. Allah cezanı ya. Oğlum Allah Allah bilerek mi yapıyorsunuz lan? Bakar mısın ya? Bak 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 babala öldük. Abi yemin ediyorum inanılmaz bir kadroyuz ya. Vallahi bravo bize ya. Vallahi şimdi golü yeriz ha. Bizimkiler golü atamamak için doğmuşlar resmen arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ver bana ben atayım ya. Allah aşkına versene Tera. Tera ver topu. Tera babacım ver topu. Tamam getir. Getir. At. At. Boş kale hadi. Tera'yı öldürecek bak. Tera'ya bak. Hayaller be. Lan var ya. Duygulandım. Yemin ediyorum duygulandım. Dur. Gözyaşlarımı sileceğim. Çok duygulandım. Gol attık diye oynamıyorlar gibi geldi de oynuyorlar şu an. Hop kilitledim yardım. Yardım etmeyin yani gerek yok arkadaşlar aynı. Hop iyi yardım. Birader yardım 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 yardım. Ha, güzel. Hop babalar gibi. Ve golü de attık arkadaşlar. Kostümü denemiş olduk. Kostüm bence büyük bir kostüm ve umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bir Brawl Stars bölümünün daha sonuna geliyorum. Bir son dakika videosunda sonuna geliyorum. Dediğim gibi mücadeleyi nasıl bulduğunuzu videonun yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Supercell'de bu güzel mücadeleden dolayı bence teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mük olmuş diye düşünüyorum. Başka da videolarda görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.